Şuradan. Helikopterleri neredeydi helikopterleri? Evet, bakan'a devletin helikopterleri neredeydi? Bizim paramızla alınan helikopterler nerede diye çok basit bir e, soru soruluyor. O, o devlet helikopterleri. Ki burada bakan bu hesabı vermesi gereken insan. Yani neden? Bu konuyla direkt olarak alakalı. Ve bakan. Neredeydi deli helikopterleri? Nerede helikopterleri? İnsanların malı mülkü yandı burada. Ve Sayın Bakan uzaklaşıyor arkasını dönerek hiçbir şey söylemeden. Sabahın dördüne kadar uğraştık oralarda. <laughs> yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hükümete yazıklar olsun. Hükümet istifa. Doğal olarak yani bir hükümeti destekleyebilirsin de bir hükümete karşı da olabilirsin. İstifa da diyebilirsin. Kadın burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya kendi fikrini belirtiyor. Hükümet istifa diyor. Ve kadını gözaltına aldılar arkadaşlar. Bu hanımefendi gözaltına alınmış. Neden gözaltına alınıyor? Hiçbir fikrim yok. Yani suçu nedir? Hiçbir fikrim yok. Hükümet istifa demek suç mudur? Değildir. Niye alındı öyle yani. Bunu destekleyecek olan Ak Partili vatandaşlar destekleyen Ak Partili vatandaşlar gördüm Twitter'da. O oh, alınsın işte. Sen oraya gidip bakanımızla şöyle konuştun böyle konuştun falan. Bir gün devran döner ee, ki inşallah böyle bir şey olmaz da sizi söylediğiniz bir görüşünüzden ötürü alırlar içeriye. Kimse sizi desteklemez. Arkanızda çünkü sizi destekleyecek aman bu adam bir şey yapmadı, suç işlemedi. Yapmayın, baskı uygulamayın diyecek. Kimse kalmaz arkanızda. Yani umarım böyle bir şey yaşamazsınız. Ama e, bunu da düşünmek lazım bence. İnşallah tabii ki kimsenin fikirlerinden ötürü yani böyle zararsız fikirlerinden ötürü böyle içeriye alındığı, baskı yapıldığı dönemleri bir daha yaşamayız. Hükümet istifa. Seçimden sonra. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Yazıklar olsun. Mevzu bu. Bundan ibaret. Ne bir küfür var, ne bir hakaret var. Ne başka bir şey var. Yani bunu da yanlış bilmiyorsam her şeyden ötürü alıyorlar böyle. Yani bu geçen işte her Türkiye yazanlara da soruşturma başlatmışlar. 3500 tane mi ne böyle paylaşım kestirmişler. Devlet bazen stalk yapar arkadaşlar. 100 küsür tanesine mi 200 tanesine mi ne de soruşturma açmışlar. İşte şey siz halkı galyana getiriyorsunuz bizi. halkı oğlum benim düşüncem bu ya. Anayasal hakkım lan istediğimi söylemekte özgürüm yani. Ha, halkı galyana getiriyorsunuz diyerek halkı da <laughs> şey yerine koymak ne kadar doğru bilemiyorum ama. Ya tabii ki ben İçişleri Bakanlığı'na e, tweet stalklamak yerine sınırlarımızı tutmasını öneririm. Yani bence o daha önceliklidir. Tweet sonuçta orada kaçmıyor. Bak, bak benim attığım tweet hala duruyor orada yani. Nerede? Arkadaşlar silmişim korkudan. Ya bak burada duruyor yani. Önce bir sınırlardan geçenleri tutun da ondan sonra uğraşırsınız geri kalanla diye düşünüyorum. 26. madde. Herkes düşünecek madde mi ne bu yasa mı? Ha hayır Vay ya. Komik çocuk.